Merhabalar. Ben tabii uzun bir süre sonra siyasi gelişmelere ani tepki vermeme, ani yazı yazmama, ani konuşmama kararı alabilenlerdenim. Sinan Oğan ve Sayın Ümit Özdağ arasındaki çift farklı ittifakları destekleme olayı aslında büyük bir stratejinin iki Türk'ün 5.2 oyla e, yapabildiği mükemmel bir strateji olarak algılanmalıdır. Şöyle ki Sinan Oğan'ın normalde AKP tarafında olması siyasi intihar gibi görülebilir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi içinde de desteği yok Sinan Oğan'ın. Bir şekilde orada e, mevcut MHP yönetimi tarafından istenmiyor. Ama son tahlilde MHP'nin başına geçeceğini hepimiz biliyoruz ama istenmiyor... Ee, AKP iyi desteklemesi normalde çok fazla mantığa uymuyor gibi duruyor. Öyle olsa da e, Ata İttifakı'nın diğer bileşeni Zafer Partisi'nin e, ve küçük ortağın CHP'yi desteklemesi aslında %5.2 oyla her iki ittifakta da kendi adamlarımızın desteğini yani her iki tarafa da oynamış oluyoruz. Her iki taraftan da kazanım elde etmiş olacağız ve Sinan Oğan dediğiniz adam TürkSAM, yani International Uluslararası Strateji Kurumu'nun başkanı. Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'ın işi strateji yapmak, strateji üretmek. Dolayısıyla bu kararlar ani ve duygusal alın alınmış kararlar olamaz. Ben Türkiye'deki yeni milliyetçi akımın Türk siyasetini dizayn etmekte üstün maharet sahibi olduğunu düşünüyorum. Şu anda %5 oyla e, Türkiye gündemini, bütün ittifak gündemini, Bizler Zafer Partililer ve Sinan Oğan'a oy verenler oluşturuyor bulunmaktayız. Dolayısıyla kim kazanırsa kazansın ya da kim kaybederse kaybetsin kazanan yeni laik, ulusalcı, milliyetçi Zafer Partililer ve Sinan Oğan'cılar olacaktır. Bu her iki taraf için de geçerlidir. İzleyip dediklerimi çek edebilirsiniz, göreceksiniz. Milliyetçiler kazanacak.